Bu videoda size ülkemizde kullanılmasa da bazı ülkelerde yaygın olarak kullanılan farklı uzunluk birimlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki inç. Evet, bu arada inci daha önce duymuş olabilirsiniz ama duymayanlarınız için ne kadarlık bir uzunluk olduğunu ifade etmeye çalışayım. Ee, gözünüzün önüne böyle bir lirayı getirin. Evet, madeni bir liradan bahsediyorum. İşte bu 1 lira yaklaşık olarak 1 inçtir. Şu şekilde bu uzunluğu 1 inç olarak not ediyorum. Ek olarak e, yine baş parmağımızı değerlendirmeye alacak olur isek tabi burada söz konusu olan bir yetişkinin baş parmağı örnek olarak benim baş parmağımın uzunluğu yaklaşık olarak 2 inçtir. Bu 1 bu da 2 inç kaç yaşında olduğunuza bağlı olarak mesela 8 yaşında olduğunuzu varsayarsak baş parmağınızın yaklaşık olarak 1 inç ya da 1 inçten biraz daha uzun olduğunu söyleyebilirim. Evet, bahsetmek istediğim diğer uzunluk birimi inçten daha büyük bir uzunluğu temsil ediyor. Bu uzunluk 12 inçin toplamından meydana geliyor ve foot olarak adlandırılıyor. Evet, foot bu noktada foot'un İngilizce'de ayak anlamına geldiğini de eklemek istiyorum. Tam da emin olmamakla birlikte işte De, e, demek istediğim bir foot'a denk gelen uzunluğun neden foot olarak adlandırıldığını tam olarak bilmiyorum. Ama bir ayağın uzunluğunu düşünecek olur isek, evet o, bunun için bu şekilde adlandırıldığını tahmin ediyorum. Aslına bakarsanız benim ayağımın uzunluğu da neredeyse bir foot. Ayakkabılarımı da çizmeye çalışıyorum. Evet benim ayakkabı numaram 40. Ve bu da neredeyse 1 foot uzunluğunda. Foot'un kısaca ft olarak yazıldığını da hemen söyleyeyim. Bu arada herkesin ayağının bir foot uzunluğunda olduğunu düşünmek çok da doğru olmaz. Ne de olsa herkesin ayak numaraları birbirinden farklı öyle değil mi? Yine de bu şekilde bir foot'un yaklaşık olarak ne kadarlık bir uzunluğa denk geldiğini anlayabileceğinizi düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi 12 inci uç uca getirdiğimizde 1 footu elde ederiz. Not ediyorum 12 inç eşittir 1 foot. Şimdi de size bazı cisimlerden bahsedeceğim ve bu cisimlerin uzunluklarını ölçerken inç mi yoksa foot mu kullanılmasının daha iyi olacağına sizin kendi kendinize karar vermenizi isteyeceğim mesela elimizde bir kağıt parçası olduğunu düşünelim evet içinin çizgilerini de çizeyim Şimdi size bu kağıdın uzunluğunun 11 bir şey olduğunu söylesem bu bir şey sizce inç midir yoksa foot mu bu kağıt 11 foot ya da aslında bu durumda footun çoğulu olan feet'i kullanmamız gerekir. Evet bu kağıt eğer 11 feet uzunluğunda olsaydı inanılmaz derecede uzun bir kağıt olurdu. Öyle değil mi? Neredeyse benden bile uzun bir kağıt parçasından bahsediyorum. Hatta ve hatta buna kağıt parçası yerine bir halı gözüyle bile bakabiliriz bu durumda. Eee standart bir kağıt parçası 11 inç uzunluğundadır. Evet. Şimdi de başka bir örneğe geçelim. Dışarı çıkalım ve biraz basketbol oynayalım. Harika olur değil mi? Evet. Böyle bir pota, böyle bir çember ve bir de file. Direği de unutmayalım. Farklı bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Evet, bu potanın standart bir NBA potası olduğunu da varsayalım. Size bu potanın uzunluğunun ne olduğunu sorsam ve onu da ipucu olarak versem, bana 10 inç mi dersiniz, 10 feet mi? 10 inç olsaydı hemen hemen herkesin basket atabileceğini ve dolaylı olarak bir NBA oyuncusu olabileceğini düşünebilirdik öyle değil mi? Tabi bu durumda potayı 10 inç uzunluğundaki bir direğe nasıl monte ederdik? İşin o kısmını da ayrıntılı olarak düşünmek lazım orası ayrı potanın da direktle orantılı olduğunu varsayacak olursak bu potanın böcekler ya da fareler basketbol ligi için kullanılması daha uygun olurdu herhalde. İnsanlar söz konusu olduğunda standart bir basketbol potası 10 feet uzunluğundadır. Örneğin NBA'deki oyuncular 10 feet uzunluğunda bir potaya basket atmaya çalışırlar. Liselerde ya da belki ortaokullarda diyeyim kullanılan basketbol potaları ise 8 ya da 9 feet boyundadır. Ama profesyonel potalar 10 feet uzunluğunda ya da boyundadır. Anlaştık mı? Şimdi size bazı cisimlerden bahsedeceğim ve bana bunların uzunluklarını ölçerken inç mi yoksa foot mu kullanmanın daha uygun olacağını söylemenizi isteyeceğim. Mesela bir yüzme havuzu. Hemen bir tane çizmeye çalışıyorum. Evet, sizce bu havuzun uzunluğunu ölçmek için inç mi yoksa feet mi kullanmalıyız? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Yüz havuzları büyüktür öyle değil mi? Hatta bir foottan daha büyük olacaklarını hiç düşünmeden bile söyleyebiliriz. Bu yüzden de bir havuzun uzunluğunun ne olduğunu bulmak için inç mi yoksa foot mu kullanmam daha iyi olur diye düşünüyorsanız, evet foot'u seçmelisiniz ve bu da 75 feetlik bir havuz olabilir. Peki, sırada minik bir fare var. Hmm, çizimlerde çok da başarılı olmadığımı biliyorum ama bunun bir fare olduğunu kabul edersek, sizce bu fareciğin boyunu ölçmek için inç mi yoksa fit mi kullanmak daha iyi olur? Bu arada avcunuza sığabilecek bir fareden bahsettiğimi de hemen ekleyeyim. Bu farenin boyu bir foot'tan kısadır öyle değil mi? Bu yüzden de boyunu ölçerken inç kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Aslına bakarsanız boyu sadece 2 ya da 3 inç olan küçük fareler bile var. Peki, umarım bu video sayesinde inç ve foot arasındaki farkı ve hangi durumda hangisinin kullanılmasının daha iyi olacağını anlatabilmişimdir.